Selam, naber? Uzun bir zamandan sonra tekrar yeni bir Britney Spears videosuna hoş geldiniz. Bu ülkede Britney Spears denilince akla gelen ilk şeylerden biri olmak benim için oldukça büyük bir keyif haline geldi. Kaldı ki 2020 yılından bu yana kanalımız Britney Spears'ı Büyütme ve Yaşatma Derneği olarak hayatına devam ediyor. Ve bundan da son derece keyif duyuyorum. İçinde bulunduğumuz bu videoda ise Britney'nin vasilik sürecinden kurtulup tamamen özgürleşmesiyle birlikte o süreçten sonra yaşadıklarını ve son gelişmelerin hepsini sizler için bir derlemek istedim. Britney ile ilgili videolar yapmak benim için oldukça büyük bir zevk. Çünkü bu kanalda Britney ile ilgili yaptığım ilk videoda Britney'nin sağlığı ve hayatıyla ilgili şüphe ettiğimiz bir dönemden geçiyorduk. Şimdi ise 13 yıl boyunca süren hapis hayatının sonlanması ve bununla birlikte sağlıklı ve başarılı bir şekilde eskisinden de daha güzel bir hayat yaşamaya ve daha cesur ve daha korkusuz olmaya başlayan, bir kadının hayatından kesitler sunmak benim için oldukça büyük bir zevk. Daha fazla beklememizin bir anlamı yok. Eğer abur cuburlarınız ve kahveleriniz hazırsa videoyu başlatıyorum. Britney resmi olarak 2016 yılından bu yana iş hayatını tamamen durdurmuş olsa da 2021 yılında Google üzerinde kıyafetleri en çok aratılan kadın olarak Google tarafından duyurulmuş ve hala etkisinin nedenli büyük olduğunu bizlere hatırlatmış oldu. Bununla birlikte toplamda 5 yıldır yeni bir müzik yayınlamamasına rağmen Spotify'da aylık dinleyici sayısı 32 milyon gibi ciddi bir rakamı devirerek streaming platformlarında da iddiasını koruyup kendisiyle aynı dönemlerde sektöre giren herkesten hiçbir şey yapmayarak nasıl sıyrıldığının altını çiziyordu. 2012 yılında Amerika'nın en büyük entertainment yarışmalarından biri olan X Factor'da Britney Spears'ın jüri olmasıyla birlikte yarışma oldukça büyük bir ses getirmişti. Britney'nin o dönemlerde iş arkadaşı olan ve 2012'de tıpkı Britney gibi X Factor'da jüri olan Louis Walsh, Britney hakkında bir takım açıklamalarda bulundu. Onun iyi olmadığını biliyordum. Yarışma sırasında her zaman 5 kişilik bir ekip onu kulise götürüyordu. Ara vermek zorunda kalıyorduk ve sonra geri dönüyordu. Ekibi sürekli programı durduruyordu ve Britney alıp çok fazla ilaç veriyorlar. Britney'nin sağlık personeli programa katılmasına izin vermek istememiş ancak eski menajeri Larry Ruldop sözleşmeyi imzalamaya zorladığı ve ilaç dozlarını ciddi anlamda arttırdığı için ayakta durmakta zorlanmasına rağmen jüri koltuğunda oturmaya devam ediyordu. Britney çok güzeldi, bize çok iyi davranıyordu ve şimdi özgür olduğunu görmekten son derece mutluyum dedi. Bu bile Britney'nin 13 yıldır nasıl bir esaretin içinde olduğunun net bir göstergesi bence. Britney yıllardır hiçbir şey yapmamasına rağmen yıllar önce yayınladığı hit şarkıları yeni nesil tarafından keşfedilmesiyle birlikte bütün sosyal platformlarda adından bahsettirmeye devam ediyordu. Gimme More TikTok uygulamasının Amerika Birleşik Devletleri Top Comeback Tracks listesinin 2021'in en büyük 4. viral hit şarkısı oldu. Aynı zamanda Circus ve Gimme More TikTok İngiltere Top Comeback Track listesinde 2021'in en büyük 7. ve 8. hiti oldular. Yani kadının 10 küsur yıl önce yayınladığı şarkılar bile bugün en çok dinlenen şarkılar arasına girmeyi başarıyor ve yeni nesili hiçbir çaba göstermeden yakalayabiliyor. Muazzam. Bu kadar güzel haberden sonra gelin şerefsizliğin kitabını yazan baba James Pearson bu süreçte yaptığı hamleye. Britney'nin özgürlüğüne kavuştuktan sonra babasına karşı açtığı mahkemelerce kendisini savunmak zorunda kalan James Pears, Britney'e karşı tutacağı avukatın ücretlerini Britney'e ödetmek için bir dilekçe yazdı. İnanabiliyor musunuz? Kızınıza tam 13 yıl boyunca esaret yaşatıyorsunuz, yok ediyor ve yaşarken öldürüyorsunuz. Muazzam bir avukat çıkıp geliyor, kızınızı sizin elinizden kurtarıyor ve siz özgürlüğünüzü kazandık sonra size yapılan haksızlıkların ortada kalmaması adına bir karşı dava açıyorsunuz ve bu karşı dava açtığınız ve hakkınızı hatta hayatınızdan 13 yılınızı yiyen bu adam bu mahkemede tutulacak olan avukatın ücretini size ödetmeye çalışıyor. Tüm bunların yanı sıra Britney Spears 2021'de internette dünyanın en çok ismi aratılan ünlüsü oldu. Böylelikle Britney Spears 10. kez yıl boyunca internette en çok aranan ünlü oldu. Adının en çok arandığı diğer yıllar ise 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 ve 2021. Söyleyecek bir şeye zaten gerek yok. Britney geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabında yaptığı bir paylaşımla birlikte ailesiyle ilgili beyaz ve zarif aile başlığı koyarak tüm aile bireyleriyle dalga geçti. Britney Spears'ın ebeveynleri kendilerini beyaz ve zarif aile olarak tanımlıyordu ve Britney de küçükken ırk ayrımı sonrası oluşturulan ve siyahi öğrencileri kabul etmeyen Parkline adlı ırkçı bir özel okula göndermişlerdi. Bu paylaşımıyla birlikte ailesinin ırkçı beyazlardan oluştuğunun altını çizerek nasıl bir ailede yetiştiğini de tüm dünyaya göstermekten ve bu yanlışları ifşalamaktan da çekinmiyordu. Kariyerlerinin başından bu yana birbirlerine destek olup defalarca kez aynı projelerde yer alan ve her fırsatta birbirlerini destekleyen Britney ve Beyoncé
Beyoncé etkileşimi 2022'de de kendini göstermeye başlamıştı. Beyoncé, Ivy Park giyim koleksiyonundan en popüler parçaları Britney ve sevgilisi Sam'e göndermiş ve Britney'e de onu desteklediği ve yeni hayatı için oldukça mutlu olduğunu belirttiği bir not bırakmıştı. Britney de sosyal medyasında bu gönderiyi paylaşarak Beyoncé'ye teşekkür etmişti. Tüm vasilik sürecinde Britney yerine Britney'nin babasının yanında duran ve hatta bununla kalmayıp eğer bir gün Britney hayatını kaybederse servetinin dağıtımını yapmakla görevlendirilen Britney'nin kız kardeşi Jamilyn Spears geçtiğimiz haftalarda Instagram üzerinden ablası Britney tarafından unfollow yedi. Bu Britney için çok geç kalınmış bir hareketti ve bu noktadan sonra Britney'nin de yaşadığı hiçbir şey sessiz kalmak gibi bir düşüncesi asla yoktu. Britney bunun ardından Twitter hesabında kardeşi Jamilyn Spears'ın Good Morning America ile yaptığı röportajda Britney için dengesiz dediği için kız kardeşi Jamilyn Spears'a bu hakaretinden sonra açık bir metin yayınladı. Britney metinde Jamilyn'in her zaman kendini düşündüğünü, bugüne dek sahip olduğu her şeyin Britney sayesinde sahip olduğunu ve timsah gözyaşlarını bırakıp kendisini hemen takipten çıkarmasını söyledi. Britney metinde ise açık bir şekilde şu cümleleri söylüyordu. Onlar hayallerimi %100 mahvettiler ve beni deli gibi göstermeye çalışıyorlar. Ailem beni aşağı çekmeye çalışıyor ve beni incitmeyi her zaman görev haline getirdiler. Onların hepsinden iğreniyorum. Tüm bu yaşadıklarımdan aldığım ders ise insanlara ve hiç kimseye güvenme. Ayrıca Britney, medyanın kendisine davranış şekli nedeniyle Instagram'a bir süre ara vereceğini ve nihayet etrafındaki şeylerin kontrolünü eline aldığını, bundan böyle başkalarının haksız nefretinin onu rahatsız etmesine izin vermediğini duyurdu. Britney'nin kız kardeşine bam 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 bir şekilde ayar verdiği bu süreçlerde Britney Spears'ın eski arkadaşı Tish Yates, Britney'nin kız kardeşi Jamie Lee'nin Britney'nin turnelerde giydiği kostümleri çaldığını ve çok daha karanlık hikayelerin yaşandığını ancak bunları açıklayamayacağını söyledi. Anlayacağınız o ki bu ailedeki tek akbaba baba Jamie Spears değil. Kardeşine karşı hızını alamamaya başlayan Britney, sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir yazı yayınladı ve bu yazıda kardeşi Jamie Lee Spears için oldukça ağır sözler yer alıyordu. Jamie Lee'in, tebrikler bebeğim, yeni bir düşüklük seviyesine ulaştın. Hiçbir zaman yanında bıçakla bulunmadım ve bunu yapmayı da düşünmedim. Evinde gördüğüm tek bıçak kabakları kesmek için kullandığın bıçak ve kesemeyeceğim kadar da büyüktüler. Bu yüzden lütfen bu Hollywood kitap yalanlarını bırak. Şimdi ne kadar alçaldığını, nasıl bir insan olduğunu daha iyi biliyorum. Hey Jamie Lee, ciddi misin? Artık yapma lütfen. Tebrik ederim. Ablanı bu kadar düşürmek ve insanlar karşısında rezil etmek oldukça büyük bir başarı. Bunu tek başına başardım bebeğim. Ve güzel olan gelişmelerden bir tanesi ise Britney yakın zamanda Amerika'nın efsanelerinden biri olan Oprah bir röportaj verecek. Haberden gelen bir kaynağa göre Britney'nin Oprah ile yapacağı röportaj hakkında kesinlikle tüm hikayesini kendi yöntemiyle anlatacak. Henüz tam tarih belirlenmedi ama planlanmaya başlandı. Bu yılın sonlarında olacak. Hayranların beklediğinden daha derken. Oprah ile çoktan konuştu ve bu röportajın onunla olmasını özellikle istiyor. Britney şimdi yeni bir hayata başlamaya odaklandı. Ki bu röportajın ne kadar ses getireceğini tahmin bile edemiyorum. Mahkemenin ardından elimize geçen yeni yasal belgelere göre FBI özel ajanı Sharon Ebadi, Britney'nin babası tarafından yasa dışı bir şekilde gözetlendiğine dair iddiaları doğruladı ve Jamie Spears'ın eyalet ve federal yasalar uyarınca cezayı kavuşturmayı tabi olabileceğinin sonucuna vardı. Yapılan bu araştırmalarda baba Jamie Spears, Britney'nin odasındaki mobilyaların arkasına bir dinleme cihazı bantlamış. Britney'nin erkek arkadaşı, çocukları ve hatta mahkeme müfettişiyle olan görüşmelerinin hepsini yasa dışı bir şekilde kaydetmiş ve hepsini dinlemişti. 2000'ler nesilleri bilir ki Hilary Duff isimli sevimli bir şarkıcımız vardı. Hilary Duff ise yeni verdiği bir röportajda Britney'den bahsetti. Ona hepimizin yaptığı haksızlıktı. Halsey saçını tıraş etti ve bunu kutladık. Britney Spears uzun zaman önce kafasını tıraş etti ve aklını yitirdi, onun durumunu kontrol edin denildi. Bu daima böyle olmuştur. Eğer çok popülerseniz ya da çok güzelseniz ya da çok başarılıysanız ve büyük kitleleri etkiliyorsanız sizi daima aşağı çekmek için hazırda bulunan bir güruh olacaktır. Mesela şimdilerde Instagram hesabında evinde dans ettiği görüntüleri de akli dengesini yitirmiş, yazık şeklinde yorumlayan insanlara denk geliyorum. O dansların 13 yılın ardından gelen özgürlüğün insan bünyesinde yaratabileceği şaşkınlık ve boşluk hissinin bir nevi dışa vurma olduğunu anlamayacak kadar konudan uzak ve empati yeteneğinden yoksunlar. Kaldı ki 13 yıl boyunca susturulan, ilaçlara maruz bırakılan ve takip altında tutulan bir kadına göre Britney bence Hollywood'un %80'inden çok daha sağlıklı bir kadın. Britney geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı üzerinde yayınladığı bir postta paylaştığı dans videoları ile ilgili dalga geçenlere şöyle bir cevap verdi. Hawaii'de
yaşındayken 30 adet dans videosu kaydettin. Bu benim için oldukça eğlenceli. Birçok insan hareket şekillerimle dalga geçiyor ama dürüst olmak gerekirse dans ettiğim ve vücudumu bu noktada dans ederek dışa doğru ifade ettiğim sürece bu benim için bir çeşit terapi. Vasilik dönemimde haftanın 7 günü günde 10 saat dans ettim. Hiç düşünmüyorsunuz. Hareketlerimin mükemmel olmadığını biliyorum ama dansın ne kadar iyi hissettirdiğini keşke siz de bilebilseniz. Bence çoğu kişi dediğimi anlayacaktır. Tanrı hepinizi korusun. Bu paylaşımıyla birlikte dans hareketlerimin tamamının mükemmel olmadığını biliyorum ve yeryüzündeki en iyi dansçı değilim sözü üzerine Britney'nin bu paylaşımına denk gelen Nicki Minaj yorum yaptı. En iyi dansçı değilim derken, hey Britney, tacını tak ve orada kalsın bebeğim. Sen en iyi dansçısın. Bunu da hallettik. Sıradaki yorumunu yaparak Britney'e destek oldu. Geçtiğimiz günlerde dünya moda tarihinde oldukça önemli bir yer edinen Donatella Versace'nin Britney Spears'ın Los Angeles'taki evini ziyarete gidip birlikte bir akşam yemeği yedikleri bilgisine ulaşmıştık. Bu bilgi kısa süre sonra Britney Spears'ın Instagram'da Donatella ile evinde çektikleri fotoğrafı paylaşmasıyla birlikte doğrulanmış oldu. Donatella ve Britney uzun yıllardır dostlar ve ikili Britney'nin kariyerinin başından bu yana iletişim halindeler. İddialara göre bu arkadaşların buluşmasının ardında önemli birkaç detay yatıyor. Britney 2022'de yapılacak olan Met Gala etkinliğine katılacak ve bu onun ilk geri dönüşü olacak. Moda devlerinin yarışacağı o gece Britney'nin tasarımcılığını ise Donatella Versace yapacak. Ki ben de bu yıl yapılacak olan Met Gala için kıyafetleri yorumlayacağımız bir video çekmeyi planlıyordum. Britney de bu geceye katılırsa o videoda ne kadar eğleneceğimizi tahmin bile edemiyorum. Gelelim asıl güzel haberlere. Britney'nin müziğe geri dönüşüyle ilgili yavaş yavaş bilgiler gelmeye başladı. En son 2016 yılında yayınladığı Glory albümüyle müzik hayatını tamamen durduran Britney, vasilik altında olduğu son dönemlerde hakkında emekli olduğu iddialarını ortaya atanlara inat, yeni müziği için deliler gibi çalışmaya başladığına dair önemli kaynaklardan bilgiler geliyor. Güvenilir bir kaynak olan Dürmoy'dan gelen bir e-postaya göre Britney yeni albüm için yazar ve prodüktörlerle iletişime geçmeye çoktan başladı. Bu konuda bir yalan söylemek zalimlik olur diyerek şaka bile yaptı. Yine başka bir güvenilir kaynak ET'ye Britney Spears'ın 2022 için gerçek bir geri dönüş planladığını, kişisel hayatında ve kariyerinde seçimler yapmaya hazır olduğunu söyledi. Britney artık kendi karar vericisi ve ufkunu genişletmek istiyor. O sadece her şey için doğru zamanı bekliyor. Yeni müziği için çalışmalarına devam eden Britney'nin iki farklı rapçiyle iletişimde olduğu dedikoduları yayıldı. İnternette dolanan söylentilere göre bu isimlerin biri Eminem, bir diğeri ise Nicki Minaj. Birçok sanatçı hakkında spoiler veren güvenilir bir kaynağa göre ise Britney Spears geri dönüşünü MTV'de büyük bir performans sergileyerek başlatacak. Ki Britney, MTV için biçilmiş bir kaptan olmakla birlikte MTV'yi MTV yapan isimlerin de başında geliyor. The Sun gazetesinin haberine göre Britney Spears tıpkı Adele'in son dönemi için yaptığı gibi yeni müziği için son derece gizemli bir şekilde çalışmalarına devam eden Britney'nin yapacak olduğu yeni müziği için Circus ve Blackout albümündeki prodüktörlerle iletişime geçtiği ve son derece agresif bir müzikle tüm dünyaya tekrar hükmetmeye döneceği düşünülüyor. Ve son olarak videoyu kapatmadan önce Britney Spears'ın birkaç hafta önce Blackout albümünde yer alan Get Naked isimli şarkısında sergilediği prova dans videosunun altına şu yorumları bıraktı. Saçımı mora boyatmadan önce bu topuklu ayakkabılarla 13 saniye. Umarım harika bir gün geçiriyorsunuzdur. Bu yakında geleceklerin bir ön izlemesi. Makyajım yok ve saçım yapılı değil. Sadece dans ediyorum millet. Anlayacağınız o ki Britney gümbür gümbür bir şekilde geri dönüyor. Bu yıl içinde sergilemesini planladığı işler ise hayatını ve son sürecini anlattığı bir kitap yayınlamak, Amerika'da ortalığı ayağa kaldıracağına inandığım Oprah ile bir röportaj ve yine son dönemlerini ele aldığı ve kendi üzerinde çalışacağı bir belgesel ve bunların dışında single ya da albüm bu yıl içerisinde bizlere gelecek. Bu yeni dönem benim için oldukça önemli çünkü Britney en son 2007 yılında kendi kararlarıyla kendi başına ve kendi yetkisine sahip olarak bir albüm yayınlamıştı. Ve bu, bunun üzerine yıllar sonra gelecek olan yeni bir albüm dönemi olacak. Bunun için de oldukça heyecanlıyım ve bunun gibi Britney ile ilgili hayatında olacak tüm gelişmeleri sizler için videolaştırmaya devam edeceğim. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Beni sevdiyseniz ve kanalıma destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.